Ceko yani, kaçırdı 5 tane mi net kaçırdı biliyorsun. 7 tane falan kaçırdı. Bilmiyorum ben 500 hatırlıyorum da sen daha iyi mi kaybettirdi yani? E gördük hepimiz. Sistem mi kaybettirdi bunları? Yani hak verecek bir şey koysa önüme, İsmail hocam sen de haklısın diyeceğim. Nasıl Okan Buruk'un haklı olduğu yerleri söylüyorsak, haksız olduğu yanını söylüyorsak, onunkini de söyleyeceğiz. Evet. Ama böyle hep kendilerinin dışında hırçın bir bakışla, bak keskin sirke küpüne zarar diye bir şey vardır, söz vardır Türkçe'de. Bu keskin sirkelik Fenerbahçe yönetimini, yönetim sistemini bence başarılı olmaktan geri tutuyor. Biraz daha uzlaşmacı olmak lazım. Sporun doğasında var uzlaşma. Spor uzlaşmayı öğretir insanlara. Uzlaşarak olgunlaşmayı öğretir. Ama biraz da uzlaşmayı bilmek lazım. Yani uzlaşmada özveri de vardır. Mecbursun çünkü. Karşındaki sana adım attığı zaman sen de adım atacaksın. Sen de bir özveride bulunacaksın. Ki oradan sağlıklı bir sonuç üretebilesin. Kavga ederek hiç kimse hiçbir şeyi çözmemişti. Abi işte Erden Tümür maçtan sonra doğru bir şey söyledi. Fenerbahçe maçından sonra. Kibir yaptık dedi. 3 atarız, 5 atarız. Bunun bedelini ödedik dedi. Erden Tümür. Ne kadar güzel bir öz eleştiri. Evet, Galatasaray gelen taraftarı da öyleydi. Dürbüne gelen. Yapılan şey de öyleydi. Koreograf da öyleydi. Tamam evet. Mı? Futbol bakın, ciddi iştir. Alayla alay geçecek olmaz. Bak 10 kişiyle darmadağın etti seni Fenerbahçe oyun olarak. Bak Erden Tumur'un demeçlerini ilk başlangıçta yöneticiliğine başladığı Galatasaray'da etkin bir şekilde başladığı dönemdeki demeçlerine bakın. Sona doğru olan demeçlere bakın. Evet. Gittikçe olgunlaşmıştır demeçler. Yani böyle sivri sözlerden, rakibi tahrik eden sözlerden kaçmaya başladı. O zaman daha bir kendilerine zarar gelmesini önlemiş oluyorlar. Bunlar derin bakışlar aslında. Evet, Galatasaraylı oyuncular Okan Buruk dahil bu işi içinde evet. Konya'daki ciddiyeti Fenerbahçe maçına sahaya yansıtmadılar. Şunu bilmek lazım. Hiç kimse sana karşı değil. Herkes kendinden yana. Bunu çözeceksin. Bu felsefeyi çözeceksin. O zaman daha rahat eder, daha sağlıklı kararlar verirsin. Kemal abi nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'nin geleceği adına? Hem başkan açıklamaları hem İsmail hocamla şimdi bak, geleceği. Koraycığım. Günümüz Fenerbahçe takımı diyelim. Veyahut son 2-3 senede. Yani aldılar ya İngiltere Premier Lig'den işte yok şuradan buradan oyuncular falan. Allah aşkına bu takımın hocası İsmail Kartal mı olur? Benim söylemek istediğim o. Sen 1,5-2 sene evvel bu İsmail Kartal'ı göndermedin mi Ali Bey? Ne yap, ne oldu, niye geri getirdin? Ya şimdi bu Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular var ya, evet. İsimli oyuncular. Herhalde geldiklerinde hani böyle hoca kimse, bu kim ya demişlerdir. Olur mu öyle şey? İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur mu be? Ionescu'lardan, Pereira'dan, efendim şimdi aklıma hepsi de gelmiyor bir anda. Zico. Olur mu? Olmaz. E olmazsa böyle olur. Öyle konuşur. Yani biraz ölçünüzü bileceksiniz. Biraz camianızı ve şeyinizi bileceksiniz. Fenerbahçe adının önemini, hassasiyetini bilip de icraat yapacaksınız. Ey yönetim size sesleniyorum. Abi onunla ilgili bir haber vardı bende. Bu teknik direktör konusunda bir yöneticiyle karşılaşmıştım. Böyle bir haber duydum. Yok öyle bir şey dedi. İlk daha hemen çabuk söyledi. Eğer cuma günü sana bir yazı bırakacağım, bir açıklama bırakacağım. O şey yani isim vereceğim. O ismi açıklarsa benim o günkü duyduğum haberin doğruluğu kanıtlanmış olacak. Bak söylüyorum sana. Kim? Ali Koç? Ali Bey'in o zamanki. İsmail Kartal'dan önceki hocanın kim olduğu konusunda. Ne zaman gerçekleşti bu? Siz sordunuz, hayır denildi size. Ağustos ayının sonunda. Geçen sene. Tabii canım, Ağustos ayı. Geçti, İsmail Kartal gelmişti. İsmail Kartal'dan önce. Evet. İsmail Kartal geldiğinde gelmişti canım. Ya, devam ediyordu, bir sorun yoktu. Devam ediyor, doğru sezon başlamıştı. Sezon başlamıştı. Pardon.
Ben dedim ki bir teknik direktörle şöyle şöyle yapmışsınız. Yok öyle bir şey dedi. O yabancı mı? Bana. Yabancı. Yok öyle bir şey dedi. O açıklama olursa o gün... Söyleyelim zaten Ali, oysa Ali Bey'in, mecbur. Hayır, hayır. Değiştirecek hali yok. Levent Düzemen bu ismi söyledi. Ben açıklamayayım diyecek hali yok. Hayır hayır ben demem. Ya, benim duyduğum istihbaratı söyledim. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Ben duydum istihbaratı söyledim. Yani o gün Ali Bey divan toplantısındaydı galiba. Bu hocanın açıklaması onu yapacağı beklenirken İsmail Kartal açıklamasını yaptı sürpriz bir şekilde. Benim duyduğum olay bu. Yani ama bunu yazacağım vereceğim. Çünkü şimdi burada yok öyle bir şey biliyorsun. Türkiye'de en büyük şey gazeteciler istihbarat alırlar, şu alırlar, bu alırlar. Bak ne çıktı Aziz Bey ne dedi. Ben yarın bizim sabahta da manşet galiba. 3 yıllık anlaşma yaptım Mourinho'yla. Evet seçimi kazanırsam gelecek diyor. Bu kadar basit. Yani Ali, o zaman Kemal abinin dediği isimler skalasına uygun bir aday. Yani. Jose Mourinho şu anda. Siz pasaporttan dolayı gerçi kabul etmeyeceksiniz ama. Yani Aziz Yıldırım diyor ki ben kazanırsam seçimi Mourinho gelecek hayır, diyor. Hayır ben diyor Mourinho ile anlaştım. 3 yıllık sözleşme yapmak olsa anlaştım diyor. Tamam. Tamam bize gelen haber bu. Tamam. Ben okuduğum haberi söylüyorum. Ya Levent'ciğim yani kongreyi de kazanırsam gelecek diyor. Tamam ben tamam diyor da. Kongreyi kazanırsam benim hocam Mourinho. Hatta evet. Şöyle dedi ben kazanamazsam da Ali Koç getirmek istiyorum desin. Bir kısmını da biz cebimizden ödeyeceğiz. Yarısını ben cebimden ödeyeceğim dedi. Seçilmesek de ödeyeceğiz dedi. O bundan evvelki versiyon. Ama bu akşamki açıklaması Kemal abicim. 3 yıllık anlaşma tabii yaptım tabii yayının diyor. Başına söylüyor ama tamamıyla tamamlanmış diye bir şey yok. Aziz Bey hafta sonu. İngiltere'ye gidecek. Orada Jose Mourinho ile görüşecek. Daha önce de görüştüğünü söylemişti. Bir mesafe aldıklarını söylüyor ve tam bir anlaşma sağlandığı takdirde haftaya İstanbul'a getireceğim diyor. Yani haftaya demek seçimden önce oluyor değil 8, mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bizim bilgimiz 8, aynen. Herkesin farklıdır tabii yani. Ben yani haftaya gazetenin... İstanbul'a getireceğim diyor. Tam olarak anlaşmayı bitirirsek çünkü Mourinho gibi hocaların veya üst düzey yıldız futbolcuların sözleşmeleri çok kolay hazırlanmıyor. İşte içlerinde ailesinin geliş gidiş biletinden İstanbul'da oturacağı eve şoförüne kadar pek çok detay olduğu için bu anlaşmaların tam olarak noktalanması detayları bile birkaç gün sürebiliyor. O yüzden nereli bu şey dedi. Mourinho? Portekizli. Portekizli. Kemal abi her hafta sonu. Kemal Portekizli. Açayım mı konuyu derken Portekiz hükümetinden kınama yiyeceğiz Kemal abiden. İstediğin kadar ye. Bana Portekiz hükümeti diyecek ki bak biz şunu göndermiştik ne yaptı biliyorsun değil mi diyecek. Hadi desin. Şimdi bakın benim medyamdan yani Türk medyasından yapılmasını çok dilerdim ama bir Rumen bayan gazeteci galiba Mourinho ile röportaj yaptı evet. Değil mi? O röportajda özetle zamanımız doldu mu? Çok az kaldı. Ben özetleyeyim sonra konuşalım. Dedi ki Türkiye'den teklifler var. Avrupa'dan da var. Arabistan'dan da var. Önümüzdeki haftalarda karar verir. Ben mesajımı söyleyeyim ama... lütfen. Mourinho dedi ki bana ilgi gösteren herkesle konuşmak bir saygı gerektirir. Doğru. O yüzden herkesle konuşuyorum. Biraz sonra açalım. Devamını da konuşacağız. Tabii sezonun enlerini konuşacağız. Şüphesiz bu sezonun gol kralı Mauro Icardi'ydi efendim. Gelin Icardi'nin hikayesini, A-Spor editörlerinin kaleminden çıkan o hikayeyi bir hatırlayalım. Ardından ikinci bölümde de sizin de katılımınızı ve cevaplarınızı bekliyoruz.